Çok kıymetli Konu TV izleyiciler, İslam Hayat programından hepiniz hayırlı akşamlar dileriz efendim. Bu akşam da yine sizden gelen soruları yanıtlamaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman olduğu gibi program konuğum Profesör Doktor Orhan Çeker. Sancağım hoş geldiniz. Geçen haftadan bir konu kalmıştı, namaz konusu. Evet. Tadil erkan nasıl olmalı, nasıl saf tutmalıyız? Evet. Oradan dilerseniz gidelim, buyurun sayın hocam. O geçen haftaki kaldığımız yerde şöyle demiştik. Müslümanların öğrenmemeye yeminli olduğu, öğrenseler bile yapmamaya yeminli oldukları 2-3 tane konu var demiştik namazla ilgili. Evet. Birisi az öncesinde dediğimiz tadili erkan. İkincisi saf tutma. Üçüncüsü de hemen hemen tahiyyetul mescid namazı. Öncelikle önceki iki tanesi, sonra da tahiyyetul mescid, Müslümanların öğrenmemeye yemin ettiği, öğrenseler bile yapmamaya yemin ettiği meselelerdir. Evet. Dolayısıyla birisi tadili erkana uygun namaz kılacak olursa ya da safı düzgün tutacak olursa belki de yemin kefareti verin filan da diyebiliriz yani. Bu O işin derece sıkıntı var yani. latifesi Evet. olsun o da. Önce tadili erkandan başlayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tadili erkansız namaz kılan adamın birisine 3 defa üst üste namazı iade ettirmiştir. Adam namaz kılıyor. Sonra Peygamberimiz diyor ki sen namaz kılmadın. Yeniden namaz kıl diyor. O sahabi bir daha kılıyor. Paldır küldür bizim teravihler gibi. Peygamberimiz yine sen namaz kılmadın. Yeniden namaz kıl diyor. Üçüncü defa adam namaz kılıyor. Ondan sonra diyor ki ya Resulallah bana namazı öğret diyor. Bunun üzerine tadili erkanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona tarif ederek namazı böyle kıl diyor. Öyleyse tadil erkan nedir? Şimdi tadil erkan kelime manası rükünleri namazın parçalarını, asli parçalarını, unsurlarını dosdoğru dimdik kılmak demektir. Dimdik, dosdoğru yapmak anlamındadır tadil erkan. Buna göre tadil erkan hem kıyamda olur, hem efendim iftitah tekbirinde, başlangıç tekbirinde olur. Hem rükuda olur, hem rükudan sonra dikilmede olur, hem secdede olur, hem secdeler arasındaki oturmada olur, hem de secdeden sonra tahiyyata oturmada olur, selam vermede olur. Yani tekbirden başlayın, Allahu Ekber deyip namaza başlamadan itibaren selam verinceye kadar bir tadili erkan vardır. Öyleyse bu nedir? Bir defa tekbir alırken tadili erkan tekbirin tamamının kıyamdayken tamamlanmış olması tadilindendir. Nasıl izah edeceğiz Ha, bunu? izah edeyim. Bu daha çok sonradan namaza yetişmek isteyen, cemaati kaçırmayayım ya da Evet. bir rekat kâr edeyim diye imama alel acele uyanlarda bu ihmal oluyor. Bu da şöyle. Namaza başlangıç tekbiri olan Allahu Ekber sözünü kıyamdayken bitirmiş olmak gerek. Yani Yani rükûya eğilirken devam eğilirken ediyor eğilir olmayacak, yok. ayaktayken Dimdik edecek. iken Allahu Edecek. Ekber'i tamamlamış olacak. Bundan sonra hiç acele etmeden kaçarsa bir rekat kaçsın. Hiç acele etmeden dosdoğru bir ruku vaziyeti alacak. Biraz sonra tarif edeceğim şekilde tadili erkan üzere tadili şeyi, ruku şekli alacak. Ve bu ruku şekli İmamın rükû şekliyle çakışırsa, denk gelirse, bir tesbih miktarı denk gelirse, bu kişi o rekata yetişmiş olur. Yetişmiş olur. Yoksa tekbiri eğilirken tamamlıyorsa, bu adam bir rekat kâr ettim zannıyla tüm namazı berbat ediyor. Allah Allah. Yani bu Tabi. tekbirden başlıyor Tabi aslında. tabi. Çünkü tekbiri makamında getirmeyecek olursa namazın tümünü kaybetmiş oluyor. Bir rekat kâr edeceğim derken namazın tamamını kaybetmiş oluyor. Ya Evet, da bu çok önemli bir tabi şey hocam. ya da Allahu Ekber lafzını tam kıyamda getiriyor. Eğilirken
İmam bir yandan doğruluyor. O rüküye yetiştim zannediyor kendisi. Yetişmemiş oluyor. Ha, o rekat olmamış oluyor. O rekat olmamış oluyor. Dolayısıyla namaz imamla beraber bu şekilde selam verecek olsa namazı eksik kalmış oluyor. Evet. Öyleyse özellikle imama uyarken tekbiri acele etmeden ayakta getirerek sonra ruku vaziyetini düzgünce alarak imama o ruku ile imamın ruku tam aynı ana denk gelirse bir tesbih miktarı ona yetişti sayacak ve namazına hiç acele etmeden böylece tamamlayacaktır. Az önce söylediğim tekbirle ilgili bir tadil erkan etti. Bir de kıyamla ilgili olan var. Baştan isterseniz dikiliyken, tabii baştan gidiyor. Şimdi kıyamda tadil erken nedir? Dimdik duracaksın. Sallanmayacaksın. Öne doğru huşu içinde namaz kılıyorum diye eğilmeyeceksin. Yani biraz daha mütevazı olayım diye böyle şöyle hani. Bazı öleleri var evet. Yani. Mütevazı olayım diye yarı büklüm böyle. Evet, öyle olmayacak ama. Hazreti Ömer böyle birini görmüş. Şöyle bir dirsek vurmuş adama doğrul bakayım demiş. Bu da ya emir el mümin işte huşu vesaire demiş ki bize niye bir şey olmuyor da sana oluyor demiş yani. Dimdik böyle dimdik duracaksın. Sadece secde yerine bakmak için boynunu hafif eğersin. Bunun dışında dimdik duracaksın. Bir Müslüman duruşudur değil tabii, mi? Tabii tabii Müslüman hocam, duruşudur. Yani aslında tabii namaz. Ki. Onun için de tabii. Dimdik durmak yani tabii, bir Müslümanın durmak. Durması tabii. Gerektiği gibi. Bir de bu arada gözün baktığı yerleri listeleyelim namazdayken. Kıyamdayken gözün bakacağı yer secde yeridir. Kıyamdayken. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir insan namazdayken gözü yukarılara bakarsa bu kişinin gözünü Allah'ın kapı vermesinden korkmaz mı diyor Allah hadis-i Allah. Şerif. O derece ciddi yani. Evet. Yukarıya bakmayacaksın. Sağa sola baktıkça da namazdayken namazdan bir parça gidiyor diyor. Allah Allah. Bir parça gidiyor. Öyleyse elhamdülillah. Öyleyse namazdayken sağa sola bakmak yok, yukarıya bakmak yok. Bir de şunu hemen hatırlatayım. Namazın özellikle tadili erkanından, adabından fireler vererek namaz kılmaya namaz hırsızlığı demişlerdir. Evet. Namaz hırsızlığı, namazdan çalıyor. Çalıyor maalesef. Demişlerdir. Şimdi kıyamdayken dimdik duruyor, gözler secde yerine bakıyor. Rükudayken gözler ayaklara bakar. Gözlerin baktığı yerleri söylüyorum. Kadedeyken, oturuş vaziyetteyken gözler diz uçlarına bakıyor. Selam vereceğimizde de gözler omuz başlarına bakacak. Başka yere yani bakacak. Namazın usulü bu şekilde. Gözlerin bakış gözlere yerleri bakış şekli. Burasıdır. Başka yere yok. Şimdi kıyamda bu şekilde tadili erkan üzere kıyam yapıldıktan sonra rükûya eğilinir. Rükû, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ısrarla tarif ettiği rükû şöyledir. Sırt dümdüz. Sırt dümdüz. Gözler ayaklara bakıyor. Kollar ve bacaklar dimdik. Ve kırılmayacak kollar, bacaklar. Kimilerinde görüyoruz. Bacakları da büküyor, kolları da büküyor. Sanki yumuk bir rükû yapıyor. Böyle rükû böyle yok. Değil. Düz olacak. Böyle simetrik, rükû yok. Evet. Çömelmiş gibi bir rükû yapıyor. Yok. Şimdi kadınların Hanefi mezhebine göre biraz yumuk namaz kılmaları esası edinilmiştir. Yumuk ve kapalı. Ama kadınlar için. Ha, kadınlar için. Fakat ben kadınlarda bir de şunu görüyorum. Rükûda erkeklere göre biraz hafif eğileceksiniz hükmünü kadınlar neredeyse kıyama yakın bir rükû yapıyorlar ki bu doğru değil. Kadınlar biraz daha eğilmelidirler. Sadece efendim omuz hizasından başını biraz eğmesi rükû olmaz. Bunu da buradan bayan izleyicilerimize söyleyelim. Tabii ki erkek gibi dümdüz filan ya da kollar bacaklar dimdik denmiyor ama mevcut uygulamada olduğu gibi de kıyama yakın bir rükû o da yok. Biraz daha eğilsinler yani. Rükû vaziyetini tam bu şekilde aldıktan sonra donmuş gibi bekleyeceksin. Hadis-i yani öyle şerif, hemen kalkmak yok. Tabii hadis-i şerif öyle söylüyor.
İtminan üzere, yani hareketsiz bekleyeceksin. Hareketsiz bir vaziyette bekledikten biraz sonra geri doğrulacaksın. Ama tabii, doğrulurken, burada zikirler var, evet. Doğrulurken dimdik olacaksın, yani kıyam gibi olacaksın. Kimisi iyi doğrulayım diye geriye doğru gidiyor. Ya da tam doğrulmuyor. Olmaz bu. Geriye doğru gidiyor, iyice doğrulmuş olayım diye. Olmaz mı? Kimisi de başını hafif rüküden kaldırıyor, geri secdeye gidiyor. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Kimisi de belden yukarısını dimdik yapıyor ama bacaklarını kırmaya hemen. Direkt secdeye gidecek. Hiç olmaz bunlar. Hiç olmaz. Dimdik olacaksın, kıyamdaki gibi, ve bekleyeceksin. İşte cemaatimizin, toplumumuzun insanların tadil-i erkandan en fazla ihmal ettikleri nokta bu beklemedir. Yani rükudan sonra dikilmişken bekleme. O yok. Yani genelde namazdan çalınan kısımlar burası o zaman. Bu, az önce hırsızlık demiştiniz. Buna kavme deniyor. Evet. Rükudan sonraki dikilmeye kavme deniyor. Halkımız bu kavmeyi yapmaya niyetli değil. Başında beklesen, elinde tutsan biraz bekle diye, yine de beklemiyor. Bir alışkanlık haline gelmiş. He. Evet. Hele birinde beraber bir namaz kılıyorduk, bir tane adam yanımdaki. İmam doğruldu, biz de doğrulduk tabii. Adam dimdik imamı bekleyeceğine çömeliyor. İmamın secdeye gitmesini çömelmişken bekliyor. Allah Allah. Namazdan sonra yakaladım adamı. Dedim ya, camiye geliyorsun, bir zahmet ediyorsun. Namazını niye boşa götürüyorsun? Hı. Yani sen çömelmişken imamdan önce mi secdeye gideceksin? Yok, bekleyeceksin. E çömelmişken bekliyorsan niye dikili beklemiyorsun? Adama uyarımızı yaptık. Evet. Neyse, ondan sonra kavmede dimdik bekledikten sonra secdeye gidecek adam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdeyi bize tarif ediyor. Diyor ki, secde 7 kemik üzere yapılır. 7 kemik. Ondan sonra sayıyor. Efendimiz alnını söyledi, burnuna işaret etti. İkisi beraber bir kemik. Yere bastıracak. İki el kemikleri etti 3. İki diz kapakları etti 5. İki tane de ayak ucu parmakları, her ayaktan en az 3 parmak mutlaka diyecek. Kıbleye dönük vaziyette, tersine değil, öne doğru. O da, onda da eksiklikler var. Onda dimdik koymayacak ayağını. Öne doğru parmaklarını kırmış olacak ve bu 7 kemik yere bastıracak. Evet. Secdedeyken ayaklar havada geziyorsa bu secde olmaz. Özellikle onu belirtelim. Bunda ihmal ediliyor. Bu secde olmaz. Yani hayret ediyorsunuz. Camide ayağın resmini imam camiye asmış. Ayaklar secdede böyle duracak diye. Tarif de ediyorsun. Kendisi de cemaate anlatıyor. Kendi namazına bakıyorsun, yapmıyor adam. Da ilginç yani. Yani gel de izah et bunu. Neyse. Uygulama çok önemli. Evet. Secdedeyken yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer el-Gıfari'ye 3 tane tavsiyede bulunuyor. Ebu Zer el-Gıfari diyor ki, dostum Resulullah bana 3 şeyi yasakladı. O rivayet ederken öyle söylüyor. Dostum Resulullah. Tarzı biraz farklı değil mi Ebu Zer'in hocam? Tabii tabii, Ebu Zer. Hoş bir insan. 3 tane hayvan üzerinden teşbih yaparak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Zer, dostum bana bunları yasakladı. Buyurmuş ki Peygamberimiz, horozun yerden yem topladığı gibi secde yapmayı bana yasakladı. Üst üste secde yok. Bu bir. İki, köpek oturuşu gibi oturmayı bana yasakladı. Yani adam tahiyyatı oturacağı zaman köpeğin işte hani kabalarını yere koyar, ön kollarını da dizine doğru neyse uzatır. Böyle evet. Bir oturuş yok diye. Böyle bir oturuş yok. Ondan sonra dört köşe oturmak dediğimiz bağdaş şekilde de oturmayacak. Onun belli bir şekli vardır. Bana köpek oturuşu gibi oturmayı yasakladı. Bir de
tilkinin yere yayılışı gibi yere yayılmayı bana yasakladı. Yani tilki dinleneceği zaman ön ayaklarını ileriye doğru sürer, uzatır, başını da onun üzerine koyar ve Allah uyur. Allah, ilginç yani, hakikaten uyur. Örnekler hocam. Secde yaparken elleri ileriye uzatıp ellerinin üzerine secde yapmayı bana yasakladı. Arasını ayıracaksın ve alnın yere bastıracak şeklinde. Bir de dirsekler karna değmeyecek, biraz uzak olacak. Böyle açık bir secde şekli. Yani Efendimiz hepsini açık ve net bir şekilde izah etmiş. Hem de nasıl? Tadiller kırarsın. Evet. Tam bu şekilde secde vaziyeti almışken bekleyeceksin, donmuş gibi diyor Efendimiz Aleyhisselatü. Hemen kalkmak yok. Tabii. Hareketsiz de bekleme ifadesini özellikle vurguluyor. Sanki dondun, taş kesildin, bekle. Ondan sonra başını secdeden kaldır diyor o adama. Kaldırıyor. Ve tam oturmuşken yine bekle diyor Peygamber Efendimiz. Biz namazı iki secde öğretir, arasında. Tabii iki secde arasında. Evet. Biz namazı çocuklara öğretirken üst üste iki defa secde yapacaksın demeyeceğiz. Diyeceğiz ki bir secde yapacaksın. Sonra oturacaksın. Bekleyeceksin. Bu aradaki beklemeye dikkat çekeceğiz. Ondan sonra ikinci secdeyi yapacaksın dememiz gerek. O oturuşu da bizimkiler öğrenseler bile yapmıyorlar. Yapmamaya neredeyse yeminlidirler. Halbuki rükudan sonra dikilirken beklemezsen, secdeden birinden doğrulmuşken, oturmuşken beklemezsen, bil ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sen selam verdikten sonra sana diyecek ki sen namaz kılmadın. Namaz kılmadın, namazı yeniden kıl diyecek. Bu kadar önemli. Evet. Namazını böyle tamamla diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O sahabiye. Şimdi buna göre bizim namazları bir gözden geçirelim. Öyle sanıyorum ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim toplumdaki namazları görseydi neredeyse tamamımıza yakınına diyecekti ki sen namaz kılmadın, yeniden namaz kıl diyecekti. Hele teravihler. Hücret imamlar. Özellikle teravih dönemi geldiği zaman Ramazan aylarında bu çokça da konuşuluyor Sayın Hocam. Ha. Çok hızlı bir şekilde kılınıyor. Bu sefer nafile olan namaz değil mi? Evet. Onu söylemiştik. Evet, onu da söylemiştiniz. Şimdi teravihlerde biliyorsunuz halk hücret imamları tercih eder. 15, 12 dakikada 20 rekat kılanı duydum ben. 12 dakikada 20 rekat teravih. Teravih 25 dakikadan aşağı olmamalı. Bir adam eğer paldır küldür Peygamberimizin iade et dediği şekilde bir namaz kılacaksa, teravih kılacaksa bilsin ki bu adam o teravihi iade etmelidir. Nafile olan bir şey üzerine vacip oluyor. Üzerine vacip oluyor. Ya hiç kılma ya da kılacaksan adam gibi kıl. Paldır küldür bir teravih kıldığın takdirde camiden çıktığında 20 rekat teravih kıldım değil mi? 20 rekat namaz borçlandım de. Evet. Bunun fıkraları falan da oluyor hocam. Karadenizli bir grubu genç Trabzonspor maçı varmış. Hoca efendiye gelmişler demişler. Hocam akşam hızlı kıldır teravih de maça yetişelim. Tamam uşaklar demiş. Ben sizi yetiştiririm. Yetiştiririm. Müftü efendi de o gün o camiye gelmiş. İlk teravih hızlı kıldırmış ama bir selam veriyor. Arkada müftü efendi var. Tabii yavaş kıldırmış. Bu sefer maçta kaçmış. Gençler demiş hocam maçı kaçırttın ne yaptın hani hızlı kılacaktık radara yakalandık demiş. radara yakalandık. Evet. Yani hakikaten o kadar çok hızlı kılınıyor ki o ibadetin de anlamı kalmıyor bu sefer. Yani biz ne için namaz kılıyoruz değil mi hocam? Aslında bunun ruhu da çok önemli. Yani biz namaz kayboluyor. Namazı niye kılıyoruz? Namaz bir küldür fizik hareketine dönüyor. Öyle oluyor yani. İşte tadil erken bu ve toplumumuz bunu yapmamaya, öğrenmemeye yeminli adeta. Defalarca anlattık. Hatta camide bir bayram vaazında anlattım. Dedim ki buna uymayacağınızı ben biliyorum. Uymayacağınızı bildiğiniz halde niçin anlatıyorsunuz derseniz sorumluluktan kurtulmak için anlatıyorum. Öyle ya.
Hiç kimse ben şunu duymadım diyemez. Saflara yavaş yavaş geçeceğim. Evet, İkinci yemin saf çok olduğu şey. önemli. Saflarınızı sık ve düzgün tutunuz. Bunu İmam Efendilerimiz mutlaka söyler sözünü, her namazda. Sözünü hiç kimse evet. duymadım diyemez. Hiçbir Müslüman ben bunu duymadım. Kimse bana bir bu tebliğde bulunmadı diyemez. İmamlar söylüyor çünkü her vakitte. Buna rağmen saf yok. Saf tutulmuyor. Peki nasıl olacak? Safı da bir özetleyelim. Bir defa şunu söyleyelim ki düzgün saf tutma o toplumun disiplininin alametidir. Hani askerde derler ya asker disipliniyle belli olur diye. Evet. Disiplinde düzgün saf tutmasıyla şunla bunla belli olur derler askerde. Müslüman da camide düzgün saf tutmakla şey yapar. Kendisini belli eder. O mahalledeki disiplini ifade eder. Bir mahallede tutkunluk var mı yok mu öğrenmek için camisine gideceksin. Bu mahallede düzgün saf tutuluyorsa namazda bilin ki o mahalle tutkundur. Buradan çıkarabiliriz yani. Birbirlerini seviyordur. Evet. Arada kuvvetli bağlar vardır. Birinin başına bir üzücü bir hal geldiği zaman tüm mahalle ortak olur. Sevincine ortak olur. Aralarında fakir varsa mutlaka destekleniyordur. Vesair vesair vesair. O mahallede hırsızlık olmuyordur mesela. Ya da bir düşkün birisi görüldüğü zaman mutlaka sahipleniliyordur. Yani sosyal bağlar çok güçlüdür. Evet. Fakat mahalledeki camiye gidin. Saflar sallapati ise bilin ki o mahallede tutkunluk yoktur. Yani saf bizim İslam toplumunun ibresidir. Alametidir. Düzeni, disiplini değil mi tabii, hocam? Bu mahalle camisindeki safa bakarak mahalle hakkında not verebilirsiniz yani. Rahatlıkla not şey yapabilirsiniz. Mahalle hakkında not verebilirsiniz. Şimdi saf nasıl tutulur? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesine göre anlatayım. İmam en önde durur. Ondan sonra da cemaat bir kişi ise önce imamın sağına, yok iki kişi ise birisi imamın tam arkasına, ikinci cemaat da, cemaatin ikinci ferdi de o tam arkaya duranın sağına durur. Sağındır. Üçüncü gelen soluna durur. Sonra gelenler bir sağ bir sol derken öyle uzar. Safı tamamlarlar. Şimdi bazen bakarız ki safın bir ucu duvara dayanmıştır. Öbür ucu güdük kalmıştır. Böyle saf olmaz. Dengeli olacak. Tabii. Sanki imam terazinin dili gibi böyle. Tam ortada dengeli bir şekilde duracak şekilde saf tutulur. Bir sağlı bir sollu derken saf doldurur. İkinci safa duracak olan kişi uca filan durmayacak. Gelip ortaya imamın tam arkasına denk gelecek şekilde duracak. Sonra da sağlı sollu yine o da doldurulur. Derken üçüncü saf. Üçüncü safa duracak olan kişi de yine tam ortadan başlayacak. Bizimkiler ne yapıyorlar? Farzdan önceki sünneti köşede kıldıysa ortaya gelmeye eriniyor vatandaş. Bu köşede kadar, duruyor. Bu kadar tembelliğe ben aklım ermiyor. Ta uçta duruyor. Yürüyeceksin, ortaya geleceksin. Diğer cemaat fertleri de ihmal eden bu kişileri uyaracaktır. Böyle bazen uyardığımız zaman adam diyor ki sen benim namazıma da mı karışacaksın? Evet bir de bu tepkiler de oluyor değil mi? Bir de bu hocam? Var. E tabii ki karışacağım. Yani bana, bir bana, mağruf, dinim diyor ki, bana dinim diyor ki bir aksaklık gördüğün zaman eline müdahale et diyor. Dinim bana bunu söylüyorsa ben senin namazına karışırım. Ve senin namazına karışmam sana müdahale gibi değil, sana doğruyu yaptırmaktır. Senin menfaatına. Aslında sevinmesi gerekir. Sevinmesi ve teşekkür etmesi gerekir. Fakat hamlığımızdan, cahilliğimizden ona karşı tepki koyuyoruz. Yani o da ayrı bir bela. Yani. Bir de problemlerden birisi de şu hocam. Hani birinci saf doldu diyelim ya da ikinci saf doldu, üçüncü saf oluşacak. Arkaya bir tek kişi geliyor. İşte onu anlatacağım evet. Onu anlatacağım. Evet, onu da anlatırsanız. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o dediğiniz noktada şöyle buyuruyor ki
Toplumumuz onu bilmiyor. Bilmiyor, evet. Bilmiyor. Bilse de yapmaz yani, onu da söyleyelim. İnat ediyor gelmemek tabii, için tabii. Mesela arkaya. Diyor ki Efendimiz, en arka safta tek kişi duruyorsa bu kardeşinizi şeytana terk etmeyin. Hı-hı. Yalnız bırakmayın. Peki tek kişi ne yapacak? Eğer arkadan birilerinin gelme ihtimali varsa tek başına durabilir. Bir sonra gelen onun yanına arkadan durur. Gelecek varsa doğru. Ama arkadan gelme ihtimali yoksa, hadis-i şerif diyor ki Peygamberimiz, bu adam öndeki birinin koluna asılacak ve o adam da geriye doğru çıkacak. Şimdi o tek kalan kişi ne birinin koluna asılacağını biliyor, ne de koluna asılan kişi geriye çıkacağını biliyor. Birine asılacak, geriye çekecek ve arkadaki o tek kişi yanına birisini almış olarak namaza duracaktır. Çünkü Efendimizin ifadesinden şunu anlıyoruz. Şeytan tek kişiye musallat olabilir ama iki kişiye musallat olmaz. Ne kadar sayı çoğaldıkça, çoğalırsa şeytan o zaman o kadar uzak duruyor. Yani cemaatin de önemi o aslında, tabii, değil mi? Tabii öyle. Bir de ilginçtir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz kıldırırken Kur'an, namaz içerisinde okuduğu Kur'an'da şaşırdı. Peygamber Efendimiz. Şaşırdı. He. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Vahiy ona indi. Ömür boyu hep ezbere okudu. Hep ezbere anlattı. Öğretti. Ki okuma yazma bilmiyor zaten ezber. Birinde şaşırdı. Namazdan sonra baktı, içinizde Übey yok muydu dedi. Übey bin Ka'b. Kur'an'ı en iyi bilen 4 kişiden birisidir. Übey bin Ka'b. Bana hatırlatsaydı ya demiştir yani. Ondan sonra ilginç bir şey söylüyor Peygamberimiz. Diyor ki, abdestinizde eksiklik yapmayın. Abdeste eksiklik olduğu takdirde imam şaşırır. Allah Allah. Ya bir de o var ya. Yani cemaatin problem varsa imam şaşırıyor. Eksikliği imamı etkiliyor. Allah Allah. Öyle bir enerji var demek ki hocam yani cemaat. Bu nasıl oluyor? İşte elektronik etkileşim falan filan diyorlar ya. İlginçtir. Elektromanyetik dalga tabii, falan tabii, değil mi yani hakikaten? Aynı bu olay etkiliyor. Sınıfta hoca ile talebe arasında da olur. O nasıl olur hocam? Talebeler şöyle düzgün namazlı, niyazlı, abdestli neyse filan derse hazırsa hoca çok güzel ders anlatır. Aynı pozitif hoca, enerji, aynı hoca, enerji. Aynı dersi 150 kere bile anlatmış olsa, sınıfta bir dağınıklık şu varsa anlatamaz yani. Motivasyon bozukluğu hemen oluyor. Bozuluyor, etkiliyor. Öyleyse biz abdestimize dikkat edeceğiz ki imam da ona göre bize manidar böyle. Bu çok önemli bir şey hocam bizi hakikaten. Feyizli bir namaz yani. Kıldırsın yani. Bir de Efendimizin bu tavsiyesi yani. Var. İlginç yani, yani çok dikkatimi çekti. Cemaat tamam. Abdestine dikkat edecek. Tabii. İmamı yanıltmamak tabii, için. Tabii tabii. Durum bu. Bu arada saflar bu şekilde tam ortalı ve sırayı dolduracak şekilde tutulması ile birlikte bir de bütün imamların tembih ettiği, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da tembih ettiği sık tutma meselesi var. Evet, bu da belki önemli bir problem. Cami halıları belki bir çizgi ya da bir ip çektikleri için düzgün saf tutabiliyorlar da sık tutmuyorlar bu sefer. Evet, çok gevşek duruyor hocam. Çok gevşek. Yani bizde hafif bir boşluk varsa genişleyerek onu doldurmaya çalışıyoruz. Halbuki sıkışarak araya birisini alarak doldurmamız gerekir. Ve sahabenin omuzları o kadar birbirine girerdi ki safta, sanki diz kapağındaki elbise nasıl eskiyorsa omuz başı da eskirmiş böyle. O derece sıkı. Ha. Bizde sıkı tutma bir adet yok maalesef. Yani her seferinde hatırlatsan da, birebir seslensen de, uyarsan da bu olmuyor bir türlü. Bu da rahatımıza olan düşkünlüğümüzden oluyor. Biraz daha yayvan ve gevşek tutmak istiyoruz. O da olmuyor işte. Saflar sık ve düzgün tutulur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, safları eğri büğrü tutmayın, gönülleriniz de ona göre eğri büğrü olur. Oo. Öyle, bu psikoloji etki ediyor değil mi hocam? İşte ne etki ediyorsa tabii ki evet. Mutlaka. Bir de arada boşluk bırakmayın. Aranızdan kara koyunlar gibi şeytanların o aradan dolaştığını görüyorum. Yani. Demek ki Müslüman omuz omuza girer de sık saf tutarsa şeytan araya girmiyor.
Yani bir elektriklenme olur, kardeşlik tabii duyguları işte açısından. Her şey oluyor. Her şey oluyor. Namazdaki vesvese ona göre az olur. Sıkı tutulduğu takdirde. Velhasıl saf konusunu toplumumuz öğrenme niyetinde değil, öğrense bile yapma niyetinde değil. Bunun hakkına gelemiyoruz. Hani biraz saf açık olduğu zaman birisi dolduruyor, sıkışıyor. Hı-hı. Biraz yüzü ekşiyor cemaatin. Diyor, niye sen bizim rahatımızı bozdun der gibi. Hı. Halbuki 4 rekat ya da 2 rekat yani farz namaz o halbuki kadar uzun da sürmeyecek da, aslında. Bozarsa da bu aradaki boşluğu dolduracağız. Cemaati sıkıştırarak birini yerleştirerek doldurmamız gerekir. Böyle saf konusunda dediğim gibi toplumumuzun ciddi eksikleri var. Tadili erkanda olduğu gibi ve bunu düzeltme niyetleri yok. Bu iki mesele. Bir üçüncüyü ekleyeceğiz şimdi. Müslümanların pek yapmaya meyilli olmadıkları namaz konusunda. Evet. O da tahiyyatul mescid dediğimiz namazdır. Yani mescidi selamlama namazı. Biliyorsunuz bir Müslüman mescide girdiğinde doğrudan oturmaz. İki rekat en azından bir namaz kılar. İki rekatın sonunda kade olarak oturduğunda camiye oturmuş olur. Yani camiye giren kişinin oturuşu doğrudan olmaz, namazın kadesiyle yere oturur. Yani? Yani girer girmez namaza duracak. Evet. İşte bu namaza durma da adet olmamış. Adam geliyor camiye doğrudan oturuyor. Doğrudan oturamaz. Nasıl ki bir adamın yanına vardığın zaman ona selam vermeden doğrudan yanına oturursan çok ayıp oluyorsan, evet, ve ona karşı vazifeni yapmamış oluyorsan, camiye de girdiğin zaman iki rekat namaz kılmadan oturursan böyle kabalık yapmış olursun. Camiye selam vermemiş olursun. Camiye girdiğimizde iki rekat namaz kılmadan oturmak yok. Bunu altını çizelim. Camiye girdiğimiz zaman mekruh vakitlere denk gelmişsek, nafile namazların kılınması mekruh olan vakitler var. Mesela ikindi namazının farzından sonra akşama kadar nafile kılmak mekruhtur. Veya sabah namazı vakti girdikten sonra ta güneş doğuncaya kadar nafile kılmak mekruhtur. Bir de akşam ezanından önce yarım saatlik bir zaman içerisinde nafile kılmak mekruhtur. Bir de öğle ezanından önce aşağı yukarı bir yarım saatlik bir zaman içinde namaz kılmak, nafile namaz kılmak mekruhtur. Camiye girdiğimiz zaman bu vakitlerin dışında isek mutlaka iki rekat nafile namaz kılarak camiye oturmamız gerekir. Bunu artık alışkanlığına getirmemiz lazım. Peygamberimizin sünnetinde var, adı tahiyyatul mescid olmuş, yani mescide selam verme. Adı olmuş, selam vererek oturacaksın. Bir de camiye girdiğin zaman doğrudan namazın, vaktin namazına başlayacaksan, vaktin namazı geldiği için camiye giriyor ve hemen namaza duruyorsan, o namaz aynı zamanda tahiyyatul mescid yerine geçer. Dolayısıyla ayrıca bir tahiyyatul mescid kılmaya da gerek yoktur. Şimdi tahiyyatul mescid normal işlek olan camiler için durumu bu. Ama bazı camilerde durumu değişik olabilir. Şöyle ki mesela yolda gidiyoruz diyelim. Bir yerden mola verdik. Efendim bir bina yıkıntısı gördük. Baktık ki bir camiymiş meğer bir zamanlar. Ama insanlar artık oraya uğramaz olunca camide namaz kılınmaz olmuş. Belki de çatısı kaybolmuş, içine topraklar dolmuş, otlar bitmiş olabilir. Duvarları duruyordur mesela. Burada da, buralarda da hemen seccademizi serip iki rekat namaz kılmamız daha önceki tahiyyatul mescid namazına göre daha anlamlıdır. O camiye kim bilir kaç yıldan bu yana namaz uğramamıştır. Evet. Namaz kılan olmamıştır. Dolayısıyla o camiye selam vermek biraz da uzun zaman selam almamış ve selama hasret kalmış bir insana selam vermek gibidir. Öyleyse bu camilerde de tahiyyatul mescidi ihmal etmeyelim. Öncekinden daha önemli bu.
Hem bir de şu var. Herhangi bir ameli işlediğimiz yer bize şahitlik yapacak. Yani o yer diyecek ki ahirette, ya Rabbi bu adam benim üzerimde namaz kıldı, secde yaptı diye şahitlik yapacak. Bu gibi yerlerde secde yapar, namaz kılarsak o yerlerin de bizim için şahitliğini temin etmiş oluruz. Bir Yani de bu. çok güzel bir şey Tabii tabii bir aslında. de bu var. Bu ikinci bir merhale tahiyyatul mescid için. Bir de üçüncüsü var. Diyelim ki mesela eskiden Müslümanken sonradan gayrimüslimlerin eline geçmiş bir şehir düşününüz, bir ülke düşününüz. Tabii ki Müslümanlar oradayken camiler filan yaptırmışlar. Kubbesinden, minaresinden zaten belli olur. Bellidir tabii. Belli olur. Böyle bir cami düşünün ki gayrimüslimlerin oraya egemen olduğundan sonra kimse uğramaz olmuş. Kapı penceresi kırılmış. İçine belki hayvanlar girip çıkıyordur. Sıvaları dökülmüş. Dökülmüş her neyse yani. Bu camilerin içerisine girdikten sonra mutlaka 2 rekat tahiyyatül mescid kılmak öncekinden de daha anlamlı olur. Bu camiler çünkü öncekine göre çok daha garibandır. Bunları selamlamak ve orada bir namaz kılmak, tahiyyatül mescid yani mescide selam vermek neredeyse yani farzla tabii ki nafileyi ölçüştüremeyiz ama sevap bakımından belki de farzla aynı ayara gelir diye düşünüyorum. Evet, çünkü anlam Tabii, olarak çok tabii, önemli. tabii. Camiler Manası garip, büyük. garip camilerdir. Bu da üçüncü merhale. Bir de dördüncüsü var. Diyelim ki bir zamanlar Müslümanların egemenliğinde olan bir şehir, camiler, medreseler falan yapılmış. Neden sonra Müslümanlar oradan çekilmişler, gayrimüslimler hakim olmuşlar. Ve o camileri kiliseye çevirmişler. Bir de böylesi var. Mesela İspanya'da özellikle böyle çok cami var. Evet. Bir şehirde 1000'den fazla cami var. Oo. Bir şehirde, Endülüs eski. Bu şekilde kiliseye çevrilmiş olan camilerde ısrarla ve inatla 2 rekat tahiyyatül mescid kılmamız gerekir. Artık bu tahiyyatül mescidin değerini önceki camilere göre değerinin çok daha fazla olduğunu ve neredeyse Müslümanın oradan namaz kılmasının zaruret olduğunu söylemek istiyor. Boynu bükük cami yani Tabi. tabiri caizse. Kiliseye çevrilmiş bile olsa, içerisine putları doldurmuş bile olsalar, biz o camilerde tahiyyatül mescid kılmamız gerekir. O camilerde belki de asırlar boyu namaz kılındı, Tabii. Kur'an okundu, hatimler indirildi, teravihler kılındı, salavatlar getirildi, hutbeler okundu, bayram namazları kılındı. O duvarlar namaza, Allahu Ekber sesine, Fatiha'ya, Zamm-ı Sure'ye hasrettirler. O duvarlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir camiye, gayrimüslimlerin egemenliğinde olan böyle bir kiliseye çevrilmiş camiye denk gelirsek, ısrarla ben şahsen 2 rekat namaz kılarım. Kim ne derse desin. Bu artık dördüncü merhale diyelim. Evet. Bir de beşincisini söyleyeceğim. O da şu, Batılıların bizdeki simgesi, Batılıların bizdeki simgesi Ayasofya'dır. Ayasofya, Evet. İstanbul'daki Ayasofya Camii, Batılıların bizdeki simgeleridir. Bir de bizim onların içerisinde olan simgemiz var. O da yine İspanya, Kurtuba'da, Endülüs'teki Kurtuba Camisi'dir. Ve Kurtuba Camisi Ayasofya'dan 70 sene sonra kiliseye çevrilmiştir. Yani Ayasofya 1453'te camiye çevrilmiş kilise iken buna 70 sene ekliyorsunuz 1523'te Kurtuba Camisi kiliseye çevrilmiştir. Yani Batılılar 70 sene sonra Ayasofya'nın rövanşını almışlardır. Üçünü almışlardır. Tabii. İşte bu cami
50 bin kişilik camidir. 50 bin kişi. 50 bin kişi. Bayağı i̇çine, büyük gir, yani, içine giriyorsunuz. Bir sütun ormanına giriyorsunuz. Caminin ucunu göremiyorsunuz. Ama sanat olarak da, estetik olarak tabii da o dönemin artık en görmek şey gerekir. Anlatılmaz o, görmek gerekir. 1293 sütun. Sütun ormanına giriyorsunuz. İşte bu cami 737 sene camilik yapmış. 737 sene? Evet, camilik yapmış. Bunda cumalar kılındı, teravihler kılındı, mukabeleler okundu. Çeşitli dini işte toplantılar, vaazlar, bilmem neler, etkinlikler yapıldı, yapıldı, yapıldı. 1523'ten bu yana bir tekbire, bir kamete, bir ezana, bir teraviye, bir hutbeye, bir cuma namazına, bir beş vakit namazına, neyse mukabeleye hasrettir onu duvarlar. Burada da tahiyyetül mescit kılmak bizim tahiyyetül mescitlerin zirvesidir. Yasak masak filan diyebilirler, hiç önemli değil. İnsan pardüsüsünü serer, abdesti yoksa mermerlerle teyemmüm yapar. Orada o namazı kılar. Ve o namazı kılmadan çıkmaz. Çıkmaz yani. Diretir çıkmaz. Kavgaysa kavga. Burada iki rekat namaz kılacağım diyecek. İşte o caminin bir bölümünü kiliseye çevirmişler. Bir iki cephesini oda oda bölmüşler. Papazlara ait odalar yapmışlar. Geri tarafı müze gibi. Parayla giriş. Kuyrukta insanlar. Ve İspanya'ya darphane vazifesi görüyor. Hocam para basıyor yani. Tabii. Tahiyyetül mescidin bu şekilde kademe kademe ele alınması önemini biraz daha iyi ortaya koyuyor. Adet haline getirmemiz tabii gerekiyor. Biz de yani, beş hocam. Kademeden onu evet. Anlatmış olduk. Eyvallah. Evet. Sayın hocam, bir de namazla ilgili bir soru var. Onu da kısaca cevaplayalım. Sayın hocam, özellikle kazaya kalan namazlarını hangi vakitlerde kılmamız gerekiyor diye soruyor. Evet, bunu da zaman zaman soruyorlar. Kazaya kalmış olan namazları günün üç vakti hariç bütün vakitlerde kılabiliriz. Üç vakit de şu. Evet. Güneş doğarken yaklaşık yarım saatlik bir zaman içinde kaza kılınmaz. Bir de güneş tam ortadayken gündüz, yani öğle ezanından önceki bir yarım saat 45 dakika içerisinde namaz kılınmaz. Bir de güneş batarken, güneş sararmışken kaza namazı kılınmaz. Bu üç vaktin dışında herhangi bir saatte farz kaza kılabiliriz. Nafilelerden farklı olarak farz kaza bu üç vakit hariç her vakitte kılınır. Kılınması da gerekir. Yani. Tabii. Kazaya kalmış namazların da kılınması gerekir. Namazların kazası yoktur diyenler bu konuyu bilmiyorlar. Cahilliklerini ifade etmiş oluyorlar. Üstelik bunlar sadece cahillikleriyle kalmıyorlar. Bir de namazını düzgünce kaza edecek olanlara da engel olarak vebal altına giriyorlar. Evet, Allah korusun. Namazların kazası yoktur diyenler vebal altına girmeden bir an önce bu batıl fikirlerinden vazgeçmeli ve kazaya kalmış olan namazları kılın görüşüne gelmelidirler. Eyvallah. Evet. Bir diğer izleyicimiz hocam, son sorumuz bu. Vakıfla ilgili, geçen hafta vakıfla ilgili evet. Konuşmuştuk. Sayın hocam, biz vereselere kalan babamızın bahçeli evini sattık. Ancak yeminli bilirkişi raporunda bu gayrimenkulün zemini Celaliye Vakfı'na Mukata Ağlı'dır yazılı 1944 yılında yer için bedel ödeyerek 1935'te çıkan kanun gereği vakfiyeti terkin ediliyor. Tamam. Sayın Orhan Hocam'a sormak istiyorum. Aldığımız sistemimize düşen paramızı istediğimiz gibi tasarruf edebilir miyiz ya da ne yapmalıyız diye soruyor. Şimdi bu zemini vakıf olan bu tarla istediği kadar resmiyette kişinin mülküne girsin, çıksın, önemli değil. O tarla, o arsa kıyamete kadar vakıftır. Değişmez. Kıyamet kopuncaya kadar vakıftır. Dolayısıyla o tarlayı çalıştıran insanlar ya da o arsa üzerinde evi olan insanlar
tarlanın veya arsanın kirasını ilgili vakfa ödemelidirler. Satmışlar ya, evi mesela, parasını almışlar, ne yapacağız diyorlar. Şimdi sattıkları adama da aynı şeyi diyecekler. Diyecekler ki burası vakıftır. Arsanın, tarlanın kirasını vererek üzerinde durabilirsin. Yok, kirasını vermeden, arsanın ya da tarlanın kirasını vermeden üzerinde oturursan, eker biçersen, bil ki vakıf araziyi bedava kullanmış olursun ki ta bu araziyi vakfeden en eski sahibinin lanetine, bedduasına uğrarsın. O zaman o parayı vakfa ödeyecek. Tabii onu ödeyecek. Onu ödeyecek. Bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Dolayısıyla soru sahibi daha ayrıntılı bir şey istiyorsa da ayrıca görüşürüz. Evet. Kısacası vakıf araziler mutlaka işletilmelidir. Boş bırakılmamalıdır. Ama işleten kişi o arsanın, o tarlanın kirasını da vermelidir. Eyvallah. Kirasını vererek çalıştırmalıdır. Halk arasında aman vakıftan uzak durun diye bir laf var. O yanlıştır o. Vakıf tarlalara herkes uzak duracak da bu vakıf nereden geçinecek? Tabii. Birisi ekmeyecek de o tarlanın geliri nereden olacak? Birileri gelip ekecek, biçecek ki karşılığında vakfa ücret ödesin. Vakfın hissesini versin ki vakıf yaşasın. Yoksa sen onlarca, yüzlerce dönüm vakfettin. Kimse yüzüne bakmıyor. O tarla durduğu yerde sana gelir getirmez ki. Yani. Müslümanlar gidecek, o vakıf yeri çalıştıracak ama vakfında hissesini verecektir. Eyvallah. Evet. Bu şekilde soruları düzelteceğim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.